Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. İnşallahü Teala bugün Kur'an İklimi programında Kur'an-ı Azimüşşan'ın Fecir suresi üzerinde sohbet etmeye gayret edeceğiz. Bu sure-i celile Mekke'de inen ilk surelerdendir ve yaklaşık bir sahifedir ve özet şudur. Allah-u Teala bu surede dört şeye yemin ederek başlıyor ve ondan sonra üç azılı kavimden, geçmişte helak olan üç azgın kavimden söz ediyor ve ondan sonra bu helakin sebebini bir insanın şahsında değerlendiriyor. Yani neden helak edildiler bu toplumlar diye onu anlatıyor ve insan tipini ortaya koyuyor. Yani asıl suçu, yani bu toplumları oluşturan bireylerin her birinin şahsındaki hastalıkları dile getirerek helak oluş sebeplerini anlatıyor ve ondan sonra bir gün bu dünyanın mutlaka son bulacağını ve bu tip insanların yaptıkları amellerin, kötü amellerin karşılıklarını sadece dünyada helak olmak suretiyle değil, ahirette de ciddi bir şekilde karşılıklarını bulacaklarını, cezalarını çekeceklerini anlatıyor. Ve Allah-u Teala ahiretten bir fotoğraf, ahiretten bir sahne, kıyametten bir sahne zikrediyor. Ve daha sonra yine insanların ümit var olması adına, ümit var olan, motive eden 2-3 küçük ayeti kerime ile bu sureyi celileyi bitiriyor. Evet, muhterem izleyenlerim, Allah-u Teala bu sureyi celileye dedik ki yeminle başlıyor. Dört ayrı şeye yemin ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin ahşirin ve şef'i vel vetri ve leyli izâ yesir. Fecre yemin olsun. 10 geceye yemin olsun, vel fecri ve leyalin aşrin, 10 geceye yemin olsun, çife ve teke yemin olsun ve bir de geçip gitmekte olan geceye yemin olsun. İlk bakışta bakıyoruz, baktığımızda şunu görüyoruz ki aslında yemin ettiği her şey zaman. Zamanın bütünü, parçası, 10 gece, seher vakti, fecir vakti, ortada sadece şey kalıyor. Yani ve şef'e vel vetri, yani çife ve teke yemin olsun diyor. Birçok müfessir, başta Mevdudi rahmetullahi aleyh olmak üzere, onu da zamana getiriyor. Yani rakamlara getiriyor ve ömrün günlerine, hayatın günlerine, rakamlarına getiriyor ki dolayısıyla Allah-u Teala'nın yemin ettiği her şey zaman olmuş oluyor. Evet. Onun için biz zamana tekrar şöyle ayrı bir nazarla bakmamız gerekiyor. Yani zamanın en büyük özelliği akıp gitmekte oluşu. Ve biz de o zamanın içinde yüzeniz. Veyahut da zaman bizim önümüzde akıp giden fırsatlar olarak. Önümüzden bir su arkı akıyor ve içinde bir şeyler taşıyor. Ne kapabiliyoruz? Öyle de değerlendirebiliriz, başka şekilde de değerlendirebiliriz. Ama madem ki Allah-u Teala zamana yemin ediyor, zamanın çeşitli özelliklerine yemin ediyor, yani öncelikle bizim almamız gereken birinci ibret zamana sahip olmak, zamanı değerlendirmek ve geriye dönüp baktığımızda, yani acizane ben şöyle düşünüyorum, bir insan, bir Müslüman zamanı değerlendirebilmiş mi, değerlendirememiş mi? Yani bunun sınavını verdiğin nasıl verecek, geriye dönüp baktığında ya ben son bir günde ne yaptım? Ben son bir saatte ne yaptım? Nasıl değerlendirdim? Tatmin olması lazım. İyi, bu kadar olabilir. Yani bir saatte şunu, 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 şunu yapmışım. Bir günde, yani dünden bu tarafa şunu, şunu, şunu yapmışım. Fena değil. Yani biraz daha bir şeyler olabilirdi. Ama iyi, yine de iyi diyebiliyorsak mutluyuz. Gerçekten mutluluk budur. Ama eğer eyvah diyorsak, Allah Allah nasıl geçti bu zaman? Bu ömür nasıl geçti? Artık ömürde de küçük zamanları ele alalım. Yani ömrün nasıl geçtiğini, sınavını vermek biraz zor da günlerin sınavını verelim. Yani geçen cumartesinden bu cumartesine, geçen cumadan bu cumaya ben ne yaptım? Şöyle gözümüzün önüne getirelim, defterimize not alalım, neler yapmışım, tatmin oluyor muyuz?
Yani bir tüccar nasıl ki ticaretini hemen gözünün önüne defterini açar, ne olmuş, sabahtan akşama kadar ne yapmışım, ne alışveriş olmuş, nasıl ki bununla üzülür veya tatmin olursa, biz de zamanı değerlendirme adına, tabii zaman nasıl değerlendirilir, iki anlamda: bir, Allah'a sunacağımız, Allah'a ayıracağımız vakitle ve bir de diğer insanlara, kendimize ayıracağımız bölümüyle, eğer bizi tatmin ediyorsa, yüzümüzü güldürüyorsa tabiri caizse, iyi. Yani zamanı değerlendirmişiz demektir. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, bu çok önemlidir. Bu muhasebeyi sık sık yapalım. Yani sık sık ikide bir kendimizi kontrol edelim. Yani diyelim ki, ya ben otobüsten indim, ineli ne yapıyorum? Ben falan yere geldim. Yani geldim geleli ne elde ettim ben? Yani benim maksadım neydi? Buraya geliş maksadım neydi? Ne kadarını elde edebildim? Bunlar çok önemli muhasebelerdir. Yani eğer böyle olursa inanınız ki ömrün bereketi de gelir. Eğer bir insan vaktini iyi değerlendiriyorsa, yani evet ya 10 sene nasıl gelip geçmiş demek var, ama bu 10 senede neler olmuş ya? Neler yapmışız? Yani övünmekte de neler yapmışız? İyi, elhamdülillah. Gerçi daha güzeli de olabilirdi ama yine de boş değil. Dolu dolu bir 10 sene, dolu dolu bir sene, dolu dolu bir hafta. Yani dolu dolu diyebiliyor muyuz? Evet. Onun için Allah-u Teala, gerçi yeri gelince inşallah Asr suresi üzerinde dururken bu konuları biraz daha irdeleyeceğiz veya tekrar edeceğiz. Vel asr innel insane lefi husr. Yani aslında hem zamana yemin ediyor hem de husranı anlatıyor. Yani asra yemin olsun ki insan zarardadır buyururken, aslında yani asır, yani zaman içerisinde zaman gösteriyor insanın husranını. Burası da böyledir. Evet. Ama biz iyimser olarak başlayalım. Niye? Çünkü Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim vel fecir. Fecire yemin olsun ki buyuruyor. Yani evet, fecir de söylediğimiz gibi zamanın bir dilimidir ama güzel bir dilimi. İki anlamda güzel bir dilimi. Fecir vakti güzel bir vakittir. Yani tan yerinin attığı vakit. Yani gecenin bittiği, gündüzün fışkırmaya başladığı, aydınlığın doğmaya başladığı bir zaman dilimidir. O yönüyle güzeldir. Ve bir de yani alimlerin önemli bir bölümü vel fecirden maksat İslam güneşinin doğuşu. Yani karanlıklar sona eriyor ey Resulüm. Seninle birlikte, Hira ile birlikte bitiyor artık. Karanlıkların sonuna geldik ve şu anda fecir atıyor anlamıyla da yani güzel bir sure veyahut da yani motive eden, bizi motive eden bir suredir. Vel fecir. Fecir söylediğimiz gibi çatlamak, yarılmak veyahut da infilak etmekte, infijar falan, bu buradan gelir. Fecir kelimesinin bir takım türevleri, müştakları bizim dilimizde kullanılır. Hatta tam zıttı gibi gözüken facir, fücur, o da buradan gelir. Yani doğru yoldan sapmak, doğru yoldan çıkmak, fırlamak, facir, fücur, buralardan gelir. Feccar, bir pınarın fışkırmasını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde anlatırken yani bu kelimeyle anlatıyor. Yani fecir, feccar, fücur, infijar, yani dilimizde çok çok kullanılan bir kelimedir. Ama söylediğimiz gibi özellikle iki anlamına dikkat çekiyor alimlerimiz. Birincisi İslam güneşinin, İslam sabahının olduğunu anlatıyor. Hatta fecrül İslam falan diye de kitaplar var. Bu anlamı genişletmek için anlatan kitaplar vardır İslam dünyasında. Fecir budur. Yani sabah. Sabaha yemin olsun ki gecenin sona erişine, o vakte, fecir vaktine yemin olsun. Başka? Vel fecri ve leyalin aşr. Ve 10 geceye yemin olsun ki buyuruluyor. Muhterem izleyenlerim, yani tefsirin ihtilaflarını buraya dökmek niyetinde değiliz. Elbette şu ana kadar yapılan bir takım rivayetlerden bazı, yani aklımıza, gönlümüze yatanları biz burada sizlere aktaracağız. Hepsini aktarmak zor olur ama inşallah Allah-u Teala yani isabetli olanı söylemeyi bizlere nasip eylesin. 10 geceden maksat birileri efendim Zilhicce'nin ilk 10 günü buyuruyor. Evet, Zilhicce'nin ilk 10 günü gerçekten mübarek gecelerdir. Ama henüz ortada Zilhicce yok. Yani hac ayları yok. Rivayete göre bu, yani Mekke'de inen bir sure olduğu için alimlerin bir kısmı bu rivayeti böyle zayıf görüyor. Yani ortada henüz daha ne hac ayı var, ne Arafat var,
ne Mina var, ne Zilhicce var. Onun için ortada olsa olsa diyor, önemli bir kısmı Ramazan'ın son 10 günü, Hira. Hatta o Vel-Fecr'le de alakası oluyor o zaman. İslam güneşi doğuyor. Nereden doğuyor? Hira'dan doğuyor. Ne zaman doğuyor? Son 10 gün. Yani Ramazan'ın son 10 günü. Yani vahyin ilk geldiği günler. Onu anlatıyor diyen alimlerimiz var. Başkaları da şey de anlatıyor diyor. Mesela Mevdudi rahmetullahi aleyh de diyor ki bu Vel-Fecr'i ve-Leyalin aşr, 10 güne, son 10 güne yemin olsun, 10 güne yemin olsun derken bütün zamana yemin ediyor. Şöyle ki diyor, Allah-u Teala gökteki hilali kastederek hilali üçe ayırıyor. Ayın içinde üç tane on gün vardır diyor. Birinci on gün, ikinci on gün, üçüncü on gün. Gökteki hilalle eğer bunu yani fotoğraflayacak olursak, birinci on günde hilalin ilk doğuşu, o ince, incecik bir dal gibi, çöp gibi oluşundan büyüme vaktine kadar olana birinci 10 gün diyebiliriz. Ve ondan sonra artık 20'sine kalan kadar olan bölümüne de biliyorsunuz. Yani ayın en dolgun olduğu, en büyük olduğu, yani yeryüzünü iyice aydınlattığı günlere de ikinci 10 gün ve sonra tekrar küçülmeye başlayıp en son kaybolduğu güne de üçüncü 10 gün diyerek, yani Allah-u Teala zamanın, ayın, yani ömür, insanoğlunun ömrünü, dünyanın ömrünü, kainatın ömrünü veyahut da yani bu güneş sisteminin ömrünü bir ay içerisinde üçe bölerek üçüne birden yemin ediyor diyenler de var. Başka görüşler de var. Ama önemli olan nedir? Burada yani bizim gönlümüze yatan, yani Zilhicce'nin ilk 10 günü de mübarek bir gündür ve söylediğimiz gibi vahyin son, Ramazan'ın son 10 gününde vahyin gelmiş olması, içinde Kadir Gecesi'nin bulunması meselesi de Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Yani ünzile fîhil Kur'an'da nedir? Son 10 gününde indiğine dair kesin rivayetler vardır. O son güne, son 10 güne yemin ediyor diyen alimlerimiz de var. Hangisi olursa olsun nedir? Güzel bir yemindir ve zamandır. Zamanın bir parçasıdır. Allah-u Teala bu şekilde buna yemin ediyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yine ve şef'e vel vetr, çife ve teke yemin olsun ki kelimesinde de hatta en çok ihtilaf burada olduğunu gördüm. Yani Allah-u Teala bununla neyi kastediyor? Neyi kastediyor acaba diye alimlerimiz bu konuda epeyce çeşitli rivayetleri öne sürmüşlerdir. Ve bunlardan yani akılda kalanlar şudur. Mevdudi yine diyor ki rakamlara yemin ediyor diyor Allah-u Teala. Rakamla, dünyadaki bütün rakamlar ya tektir ya çifttir. 2, 4, 6, 8. Ondan sonra 1, 3, 5, 7, 9. Yani bütün rakamlar artık bunun başına sonuna eklenen şeylerle çoğalıyor. Yani böylece Allah-u Teala yani günlere de eğer siz bu rakamları güne çevirirseniz, gün hesabında kullanırsanız Allah-u Teala bütün zamanın bütün tek tek her birine ayrı ayrı yemin ediyor diyenler de var. Ve bir de şu görüşte olanlar da vardır. Allah-u Teala mahlukatı çift yaratmıştır. Her şey artı eksidir. Negatiftir, pozitiftir. Her şey dişidir, erkektir. Yani hep bu anlamda baktığımız zaman yani çifte yemin olsun derken bütün mahlukatı, yarattığı her şeyi kastediyor diyen alimlerimiz var. Vel vetirden maksat da kendisi, tek olan, yaratan, bütün bu çiftleri yaratan o tek olan Allah'a da yemin olsun anlamı vardır diyen alimlerimiz de bu görüşü ileri sürüyorlar. Söylediğimiz gibi çift, şef, şef yani komşuluk falan meselesi de hep burada, şuf'a falan ticarette de bu kelime Osmanlıca'da, Türkçe'de de epeyce kullanılır. Hatta şefaat kelimesi de buradan gelir. İkili birbirine efendim desteği anlamında, yani satın alma hakkı anlamında şuf'a falan bu çift kelimesini ifade eder. Ondan sonra bildiğimiz vitir kelimesi de vetir, burada her ne kadar vetir ise de vitir de bizim bildiğimiz vitir nedir? Tektir. Yani namazın teklenmesi anlamındadır. Hatta buradan akşam namazına yemin ettiğine dair de hani üç rekat ya, böyle görüşler de vardır. Ama
Allahu alem, Allahu Teala bilir. Fakat zengin bir ufkumuzu genişleten, yani üzerinde düşündükçe, sohbet ettikçe veya rivayetleri okudukça, alimlerimizin görüşünü okudukça elhamdülillah ufkumuz açılıyor. Allahu Teala, bunlar fıkhi ayetler olmadığı için isabet etmesek de inşallah Allahu Teala bundan dolayı bizi sorumlu tutmaz. Ufkumuzu genişletiriz. Yani Allahu Teala ilmimizi, firasetimizi, amelimizi artırsın inşallahu Teala. Ve ondan sonra da Allahu Teala vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri ve leyli izâ yesir ve bitmekte olan, gitmekte olan geceye yemin olsun. Gece zaten gidiyor. Her gece gider. Yani bütün geceler gider, sona erer. Ama iki anlam var. Bütün geceler gitmekte olan, bitmekte olan geceye yemin olsun, iki anlamı vardır bildiğiniz gibi. Birincisi bütün gecelerdir. Bir de cehalet dönemi sona eriyor. Cehalet karanlıkları bitiyor. Müjdeler olsun, ona yemin olsun anlamı da vardır aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani bu dört yemini Allahu Teala peş peşe sıralıyor ve ondan sonra niye yemin etti? Yani nasıl, niçin yemin etti? Bu yeminin arkasından gelecek, yani diyoruz daha önceki sohbetlerde de sık sık tekrarlıyoruz. Önemli olan bir de bu yeminden sonra gelecek cümlelerdir, ifadelerdir, hükümlerdir. Ya zaten Allahu Teala bu şekilde hem merak ettiriyor ve dikkatimizi topluyor. İnşallah Allahu Teala bundan sonraki bölümleri hakkıyla anlamak, dinlemek ve zihnimizde ufkumuzu genişletmeyi Rabbim bizlere nasip ve müyesser eyler. Kaldığımız yerden inşallahü teala sohbetimize devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.